Bir arkadaşım reçinelerle şu şekilde süs eşyaları hazırlıyor. Bunları kurutmak için, yani reçineleri kurutmak için ultraviyole ışığa ihtiyacımız oluyor. Ben de arkadaşım için bir ultraviyole el feneri tasarladım. El feneri iki parçadan oluşacak. Birazdan kutu açılımını göstereceğim. Bu tarafında pil, arkasında şarj modülü, açma kapama tuşu, işte power led gibi şeyler olacak. Burada da çok yüksek güçlü ultraviyole ışıklar olacak. Bayağı sayısı da fazla. Bunu da buraya bu şekilde lehimleyip bir el feneri yapacağım. Bundan sonra reçineleri yaklaşık 1 dakikada kurutmak mümkün olacak. Çünkü kendilerine kesinlikle kurumuyorlar. Güneş ışığının altında da bayağı uzun sürüyor. Güneş ışığını her zaman bulamayabiliriz. O yüzden bu el feneri bittikten sonra bayağı işe yarayacağı benziyor. Şimdi gelin beraber projeye dönelim. Öncelikle şu şarj modülüyle başlayalım. Bir de şu anahtarı takalım. Onun için şöyle multimetreyle bir ölçüm yapacağım. Şuradan emin değilim. Şu iki taraf birbiriyle bitişik mi? Evet, bitişik değilmiş. Bitişik gibi gözüküyordu. Değilmiş. Ondan endişe etmiştim. Burası da tamamdır. Burada bir sıkıntı yok. Şuradaki yerlerde de bir sıkıntı yok. Pilin artısı eksisinde kısa devre vesaire yok. Son olarak buraya bakalım. Burada bir problem yok. Hemen bunları lehimleyerek bir başlayalım. Şöyle alayım bunu. Bunu buraya elimle lehimleyeceğim. Böyle lehimi akıtarak şunu bir sabitleyeyim. Type-C ile şarj olacak sistem. Birazcık da şuraya lehim verelim. Şarj modülü tamam. Bu şarj modülünü de bunun üzerine gömebilirdim ama çok uğraşmak istemedim. Zaten bu şekilde bayağı sağlam. Type-C'den şarj olacak. Şimdi şu küçük anahtarı da takalım. Sistemin açma kapama tuşu da olsun. Anahtarı biraz kötü lehimledim, farkındayım ama işe yarayacaktır. Şurada küçük bir tane dirençle bir tane de ledim kaldı. Onları da alıp geleyim. Önce direnci lehimleyeceğim. Bunlar bayağı küçük komponentler. 0.603 yani böyle bir bulgur tanesinin, pirinç tanesinin falan çok daha küçüğü. Normalde elle lehimlemek için değiller ama elle de biraz zorlayınca lehimleniyor. Bu da LED yine 0.603. Bayağı küçük. Bu tarafın lehimleme işlemi bitti. Şimdi pil yuvasına geldik. Pil yuvasının artısına, eksisine dikkat ederek takalım. Eksi bu tarafmış. Artı bu tarafmış. Şu an pil, şarj ve diğer kısımlarımız hazır. Sadece şu kısmı birazdan buraya lehimleyeceğim. Lehimledikten sonra da şöyle buradan çok rahatlıkla tutabileceğim. Tuttuğum yerdeki reçineleri yaklaşık olarak 30 saniye ile 60 saniye arasında tamamen kurutacak. Şimdi buradan devam edelim. Şimdi bu ledlerde de şöyle bir durum var. Normalde ultraviyole ledler baktığımda Türkiye'de acayip pahalıydı. Yurt dışından gelmesini bekleyecek kadar da vaktim yoktu. Ben de şerit led aldım. Bu şerit led de ucuz fiyatlı olanın aksi gibi üzerinde silikon kaplama var. Yani dış mekan ledleri aslında bunlar. Ben de MHP30 ile bunun üzerindeki ledleri tek tek söküp kullanırım ve boşu boşuna birkaç yüz lira fazla vermem diye düşündüm. Umarım olur. Arkasında da çünkü şeyler var. Böyle bir eriyecek şeyler var. Bir deneyeceğim. Çok kötü olmazsa böyle yapacağım. Kötü olursa sıcak hava istasyonu falan deneyeceğim artık. Şu an kalktı. Şu altı da yapıştı. Bayağı rezil bir şey oldu. Sıcak hava istasyonuyla mı yapsam bilmiyorum ki. Deneyelim. Birkaç tane daha deneyeceğim. Ondan sonra bakacağım duruma. Şu an bunun üzerinde silikon da var. Biraz öncekinin silikonunu kazımıştım. Bakalım silikon varken nasıl olacak? Aa, bu çıktı buradan. Saçma sapan bir şey oldu. Yok, bu böyle olmaz. Ben bunu sıcak hava istasyonuyla yapayım ve önce silikonlarını kazıyayım. Bunun üzerine seramik yapmışlar. Temizlemesi bayağı kolay oluyor o yüzden. Normalde bu kadar pis bir şeyin hemen çıkmasını beklemezdim. Sıcak hava istasyonuyla daha kolay olur diye böyle yaptım. Bu silikonları sökmek falan bayağı pis bir işmiş, yani hiç tavsiye etmiyorum ama maalesef bir komponent sponsorumuz yok şu an için. O yüzden olabildiğince ekonomik davranmaya devam.
Her şey yolunda. Şu silikonu da getireyim. Ultraviyole fenerimizin fener kısmı ve güç kısmı bitti. Şimdi bunları birleştirme kaldı ama şu an canım çok sıkkın. Şu tarafı yaparken bayağı bir sinirlendim. Çünkü ultraviyole ledler Türkiye'de bulmak çok zor. Olanların değerleri istediğim gibi değil. Yani parlaklık seviyesi ve çektikleri akım gibi bazı değerleri istediğim gibi değil. Ben de onun için şerit led almıştım. Şerit ledden bunları sökene kadar canım çıktı. Üzeri silikon falan kaplıydı. Biraz önce gördünüz zaten. Sonrasında buraya lehim derken de bayağı çirkin oldu. Sanırım hayatımda yaptığım en çirkin SMD lehimleme. Yani kenarlarında, köşelerinde böyle topçuk topçuk şeyler var. Bir tanesi çalışmadı, tekrar söktüm, taktım falan diyene kadar bayağı bir sinirlendim anlayacağınız. Umarım bir gün Türkiye'de komponent tedariki etmek bundan daha kolay olur deyip konuyu kapatalım. Şimdi bunları lehimleyeceğim. Şu artı tarafını işaretlemiştim. Test yapmak için kablo yapmıştım. Onları sökeceğim. Her iki taraftan da şu şekilde lehimleyeceğim. Bunun için güvenlik amacıyla pili çıkarayım. Önce şunları sökelim. Şuralara birazcık daha lehim vereyim. Rahat tutması için. Şuralara da birazcık lehim verelim. Hızlıca kaynaşsınlar karşılıklı olarak. Bu lehimler bunları tutmazsa diye bir de silikonlayacağım birazdan. Şöyle bir deneyelim. Düşündüğümden daha kolay oldu orası. Bayağı da sağlam duruyor. Diğer tarafı da yaparsak herhalde bayağı fenere benzedi. Evet, biraz çirkin gözüküyor ama buna bir 3 boyutlu yazıcıdan kılıfta yapabilirim. Şöyle pilimizi takalım. Ve açıyorum. Şu anı yaşamak gerçekten çok mutluluk verici bir şey. Böyle hepsi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Bütün biraz önce saydığım olumsuzluklara rağmen gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi reçineyle bunu bir test etmem lazım. Sistemden emin olmak için, ama ondan önce yine silikonla biraz sağlamlaştırayım. Test ederken elimde kalmasın. Silikonumuz biraz kurusun. Bakalım para sahte mi? Sadece reçinelerle değil. Aa, buradaki çizgiler gözüküyor mu? Evet, bu paramız gerçek bir paraymış. Bir de euro olacaktı bende. Bunda nasıl bir şey var? Aa, bunda da var o çizgilerden. Arkasında var mı? Şurada var birkaç tane. Şu daha belirgindi. Tam şu 200 yazan yerde. Bir iki tane çizgi var. Şimdi son olarak şu şarj devresi çalışıyor mu? Ona bakalım. Şu an 500 mAh akımla şarj oluyor ve şarj ledi yanıyor. Sistem gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şarj olurken de aynı zamanda ledleri yanabiliyor. Şimdi öncelikle denemek için bir tane tel keseceğim. Bunu soyayım. Ve şimdi buna şekil vereceğim. Şekil vermeden önce şöyle bir bağlayayım bunları. Şimdi bunu tutmak için bir de pense getireyim. Şimdi bunu yaprak şeklinde de yapabiliriz. Bir kalp şeklinde deneyeceğim ya. Daha önce hiç öyle bir şey denemedim. Şöyle bir kalbe çok benzemese de idare eder. Şurayı da biraz ovalleştirelim, böyle parmağımdan faydalanayım. Şöyle oldu gibi sanki.
Biraz benziyor. Çirkin bir kalp ama. Onu da şöyle bir kutuyla ezeyim. Tamam. Bence oldu. Şimdi reçineyi açıyorum. Şimdi aldım bunu. Tabi ondan önce şu feneri bir ayarlayayım. Fener şurada yansın. Yana dursun burada. Şu fazlalıkları bir aksın. Bunu biraz karıştırmak mı gerekiyor acaba? Her yerindeki kıvam aynı değil çünkü. Niye olmadı? Biraz önce olmuştu, bozdum. Şuradan bir parça kağıt alayım. Şimdi ışığımızı veriyoruz. Hazır mıyız? Alexa, turn off salon lights. Şuradaki şeyler de çok ilginç gözüküyor. Reçine damlayan yerler böyle. Ultraviyole yansıtıyor. Şimdi deneyelim. Şu an tam cam gibi olmamış. Hala biraz beklemesi lazım. Ama sağlamlaştırmış bayağı. Biraz daha bekleyelim. Sanırım reçinesini biraz fazla verdim. O yüzden tahminimden biraz daha geç kurudu. Normalde 30 saniye 1 dakika arası kurumasını bekliyordum. Yaptığım hesaplamalarda öyleydi. 2-3 dakika sürdü ama gayet güzel bir şekilde kurudu. Şu an cam gibi oldu. Alt tarafına böyle biraz birikti fazla olduğu için. Onları artık arkadaşım bu işlerde uzman olduğu için daha güzel bir şekilde yapacaktır. Şöyle tutması falan bayağı kolay oldu. Yani elle tutulabiliyor. Çok rahat bir şekilde tutulabiliyor. Tipini şeklini de beğendim. Belki 3 boyutlu yazıcıdan bir de kılıf yapabilirim buna. O zaman bayağı profesyonel bir görünüme sahip olur. Şöyle teknik detaylarını da biraz bahsetmek istiyorum. Burayı beyaz yapmamın sebebi ultraviyole ışınların biraz daha yansıyabilir olmasıydı. O yüzden bu tarafı beyaz yaptım. PC Bey'in kırmızı rengini çok sevdiğim için de bu tarafını da kırmızı yaptım. Önümüzdeki hafta bunun bir ileriki versiyonunu yapmayı düşünüyorum. Bunu yaparken aklıma başka bir fikir geldi. Bunu kapalı kutu halinde yapsam ve bunlardan 10 tanesini 20 tanesini içine dizip hepsini aynı anda kurutsam nasıl olur diye bir fikir geldi. Onunla ilgili de detaylı bir video çekeceğim önümüzdeki hafta. Şimdilik bu projeden bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kal. İyi ki varsın.